Merhaba. Bugün 25 Ocak 2012 Çarşamba. Forex Park'ın hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Biliyorsunuz, daha önce de belirtmiştik, bugün Davos zirvesinin başlangıç günü. Önceden belirtelim. Bu toplantıdan eğer beklenmedik ve net açıklamalar gelirse pariteler teknik analiz dinlemeden trendleri değiştirebilir. Hiçbir teknik analiz göstergesi de bu zirveden çıkan sonucu önceden bilemez. Teknik analizin doğasında böyle bir durum yok. Sadece hareketin gücünü ve nereye kadar gidebileceğini ölçmemiz konusunda bize yardımcı olur. Kısa bir özet yaparsak, bu 3 gün içerisinde sadece grafiklere bakarak karar vermek riskli olacaktır. Geçtiğimiz günün kısa bir özetini yaparsak, IMF'nin dünya çapındaki büyüme tahminini aşağı çektiğini gözlemledik geçtiğimiz gün. Hatırlarsanız bir önceki haftada Dünya Bankası büyüme tahminlerini aşağı çekmişti. Yunanistan hala sıkıntı içinde. Özel sektör kredileri ile yapılan görüşmelerden hala net bir sonuç çıkmadı. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftada Yunanistan'dan gelen açıklamalar her şeyin yolunda olduğunu ve kısa bir sürede olumlu şekilde sonuçlanacağını duyurmuştu. Ve buna çok fazla itibar edilmemesi gerektiğini de yorumlarımızda belirtmiştik. S&P de dün boş durmadı. Yunanistan'ın notunu tercihli temerrüte inebileceğini, fakat bunun tüm Euro bölgesini silip süpürecek bir domino etkisi yaratmayabileceğini açıkladı. Portekiz tarafında da kafalarda soru işareti olmaya devam ediyor. Portekiz acaba ikinci bir Yunanistan olur mu şeklinde sorular sorulmaya hala devam ediliyor. Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı ve faizlerin sabit tutulduğu belirtildi. Genel olarak dün piyasa etkileyen haberler bunlardı. Bugün ise Davos zirvesinin yanında Fed'in dün başlayan faiz toplantısının sonuçları açıklanacak. Akşam saatlerine gelecek olan faiz kararının ardından da Fed'in yine piyasalar hakkında ve faiz kararı ile ilgili açıklamalar yapması bekleniyor. Şimdi günün diğer ekonomik haberleri için ekonomik takvim bölümüne bağlanacağız. Arkasından da teknik analiz bölümünde tekrar birlikteyiz. Evet, şimdi teknik analiz bölümündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi Euro-Dolar paritesi kritik sınırlar içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Şurada görüyorsunuz, geçtiğimiz günde hareketli ortalamasına kadar gelip buradan yine tepki vermişti. Ve şu anda yine hareketli ortalamasına çok yakın seviyelerde 1.30-16-1.30-00 arasındaki bölgenin üzerinde duruyoruz. Bu nedenle kısa vadede de yukarı hareket sinyalini buraya yerleştirdik. Yukarı hareket ihtimali çok daha kuvvetli şu anda. Gördüğünüz gibi kısa vadede ve ilk hedefimiz yukarıda görmüş olduğumuz 1.30.57 seviyesi. Bu seviyenin biraz daha üzerinde 1.30.81 seviyesini test etme ihtimali söz konusu. Buranın da üzerine muhtemelen 1.31.25 seviyesine kadar da hareketin devamını getirebilir. Eğer ki demiş olduğumuz gibi şuradaki bölgenin üzerinde kaldığı sürece. Eğer bu bölge kırılırsa ne olacak? Muhtemelen 1.29.74, 1.29.51 ve aşağıda da 1.29.06'ya kadar da geri çekilmeler yaşayabilir. Orta vadeye baktığımızda ise görüyorsunuz, aşağıda 1.28.50 civarlarında bulunan hareketli ortalama kırılmadığı sürece yukarı trendin devamını getirebilecek kapasiteye sahip şu anda. Potansiyel hala yukarı olmaya devam ediyor. Yalnız kısa ve orta vade yukarı hareketi gösterirken, bakın biraz daha şimdi bunu yaklaştıralım şuradaki bölgeden. Görüyorsunuz, günlük grafiklere geçtiğimizde hareketli ortalamaya çok yakın yerlerdeyiz ve bugün için yaklaşık olarak seviyemiz 1.30.85
pardon, hatta şöyle yapalım. 1.31 civarlarında. O yüzden yukarıdaki direnç seviyesini de alırsak 1.31-22 seviyesindeki 1.31-22 ile 1.30-1.00 arasındaki bölge eğer ki bugün içerisinde yukarı doğru geçilemezse günlük grafiklerde hala aşağı hareketin gelme ihtimalinin daha kuvvetli olacağını söyleyebiliriz. Şimdi bakın şöyle bir durum söz konusu. Stokastik göstergesi de günlük grafiklerde çok çok fazla yanıltan bir gösterge değil. En son bakın şu anda 80 seviyesinin üzerinde yaklaşık 90 seviyesine ulaşmış durumda ki daha önce de bu seviyeye ulaştığı yerlere baktığımızda görüyorsunuz bakın burada bir yukarı hareket söz konusuydu ve ardından küçük bir gevşeme geldi yaklaşık olarak 250 pip civarında ve sonra tekrar bir yukarı hareket yapmasına rağmen stokastik göstergesinde bir zıtlık söz konusu olmuştu. Gördüğünüz gibi burada tepeler aşağı giderken burada tepeler yukarı doğru hareket etmiş durumda ve buradan sonra başlayan harekette yaklaşık olarak 1600 pip civarına denk geliyor. O yüzden şu anda da görmüş olduğunuz gibi harekette ortalamanın hem altında ve artık çok yakınında olmamız nedeniyle hem stokastik göstergesinin çok aşırı alım bölgesinde olması nedeniyle paritenin çok hızlı bir ivmeyle yukarı hareketine devam etme ihtimalini biraz zor gözüküyor şu anda. O yüzden uzun vadede aşağı trendin devam ettiğini ve aşağı hareketlerin gelebileceğini tekrar tekrar hatırlatalım. Bu illaki bugün içerisinde olacak diye bir şey söz konusu değil. Fakat uzun vadeli eğer ki yukarı hareket beklentimiz var ise ki bizim yok. Eğer ki sizin varsa bunun için çok daha uygun seviyeler olabileceğini gösteriyor sadece bu grafik. Bunu da belirtelim. Sterlin dolara baktığımızda 4 saatlik grafiklerde yukarı trendin devamını görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gün içerisinde 1.54.98 ya da 1.55 olarak hesaplayabiliriz bunu. 1.55'in de altında kalma ihtimali biraz zor gözüküyor. Gördüğünüz gibi birinci hedef seviyemiz 1.55-57 seviyelerinde buraya ulaştık. Şu andaki hedefimiz ise görmüş olduğunuz gibi 1.55-37. Eğer buranın altını kırarsak az önce bahsettiğimiz gibi 1.55-00 seviyesine kadar da aşağı hareketin devamını görebiliriz. Pariteye baktığımızda net olarak söyleyebiliriz ki 1.54-42'nin altına inmez ise günlük bir kapanış yapmazsak yukarı trendin devamı gelecektir diye düşünüyoruz. 4 saatlik grafiklerde de stokastik göstergesindeki aşırı yorgunluk zaten bu aşağı hareketi gerçekleştirdi ama şu anda orta vadede trend aşağı döndü diyemiyoruz hala. Yukarı trendin devamı hala söz konusudur. Franga baktığımızda ise saatlik grafiklerde bahsettiğimiz gibi dün de aynı şeyi söylemiştik. Aşağı hareketin devamı şu anda gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi harekette ortalamalardan sürekli destek alıp aşağı hareketlere yelteniyor parite. O yüzden bugün için şurada görmüş olduğumuz pivot noktası 0.9272'nin altında en azından saatlik bir kapanış yaparsak şuradaki ilk hedefimiz 92.41 seviyesi olacaktır. Buranın altında görmüş olduğunuz gibi 92.23 ve son olarak da 91.95 seviyesine kadar da geri çekilmeler yaşanabilir. 4 saatlik grafiklerde de zaten görüyorsunuz yukarıdaki ilk direnç, ikinci direnç seviyemiz 0.9318 ve buranın üzerinde de 93.48 seviyesi bulunuyor. Bu seviyelere ulaşsa bile yukarı aşağı trend hala sonlanmamış olacak. Görüyorsunuz şurada 0.9396 kırılmadığı sürece aşağı hareketin devamı gelebilir. Dolar Japon yeni için ise söylenecek çok fazla bir şey yok. Dün 77.80 seviyesinin çok önemli olduğunu ve bu seviyeye kadar hareketlerin devam edebileceğini söylemiştik ki paritede 77.83 seviyesine kadar ulaştıktan sonra satıcılarla karşılaştı. Hedefimize ulaştık. Yaklaşık 20 pip civarında bir geri çekilme yaptıktan sonra bu sabah açılıştan itibaren yukarı hareketine devam ediyor ki gördüğünüz gibi yaklaşık 50 pip civarında bir hareket gerçekleştirdi. 78 seviyelerini de üzerine çıkarak 78.03. Bu yüzden bugün için ilk hedefinin 78.37 olduğunu söyleyebiliriz. 78.37'ye ulaşması bugün içerisinde mümkün. Gün içerisinde de 77.47 ile 77.37 arasındaki 10 piplik bölgeyi aşağı doğru kırmadığı sürece yukarı hareketine devam edebilir.
Dolar TL'ye baktığımızda ise Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmemiş olması nedeniyle herhangi bir etkilenmede bulunmadı. Herhangi bir tepki vermedi buraya çünkü beklentiler dahilinde olan bir şeydi. O yüzden aşağı trendin devam ettiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde de yine orta vadeli olarak konuşursak 83.60 ile 84.05-03 arasındaki bölge eğer kırılmaz ise, yani yaklaşık şurası 40 piptik bölge kırılmazsa, yine orta vadedeki aşağı trend devam edecektir diye düşünüyoruz. Ara destekli direnç seviyelerimiz ise 1.8275 ve 1.8325 olacaktır. Bu seviyeler arasında takılmalar yaşayabiliriz. Görüyorsunuz aşağıdaki hedeflerimiz ise 1.8126, 1.8086 seviyesi ve son olarak da şurada görmüş olduğumuz 1.8009 seviyesi olacaktır. Bu seviyelere kadar da gün içerisinde geri çekilme gözlenebilir ama günlük kapanışın 1.80'in altında olma ihtimalini biraz zor görüyoruz. Altın fiyatlarına baktığımızda ise görmüş olduğumuz yukarı hareketin devamı gözleniyor net bir şekilde. 4 saatlik grafiklerimizde. O yüzden bugün için şurada görmüş olduğumuz seviyenin çok önemli olduğunu söyleyelim. Yani 1656.40 seviyesi. Bu seviye kırılmadığı sürece yukarı hareketin devamı, yukarı trendin devamı gelebilir. Saatlik grafiklerden son bir özet yapalım. Görmüş olduğumuz gibi kısa vadede şu anda 1671 seviyesinde bulunan harekette ortalamanın üzerine çıkmamız gerekiyor. Bu seviyeye çıkıldıktan sonra ancak yukarıdaki 1675 ve 1679 hedeflerine ulaşabiliriz. Kısa vadede görmüş olduğunuz gibi buradaki 1671'in üzerine çıkmadığımız sürece aşağı hareket gelme ihtimali kuvvetli. İlk hedefimiz şurada görmüş olduğumuz 1661.70 seviyesi ki bu dünkü hedefimizdi. Ve tam buraya değdikten sonra zaten yukarı tepkiler verdik. Bugün yine bir hedef seviyesi olacaktır burası. Bunun altında 1657.35 seviyesi, 4 saatlik grafiklerin kuvvetli bir destek noktası az önce belirttik. Ve son olarak da 1650.40'a kadar gün içerisinde gevşemeler gelebilir. Eğer ki şuradaki kuvvetli destek noktamız kırılırsa bu da yaklaşık zaten 7 dolar civarında bir aşağı hareket demek oluyor. Bunu da gerçekleştirebilir. Yani özetlersek kısa vadede aşağı hareketler oluşsa da orta vadede hala yukarı trendin devamı gözleniyor altında. Evet, günlük analizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Yine gün içerisindeki önemli gelişmeleri son dakika analizler bölümünden takip edebilirsiniz ana sayfamızdan. İyi günler.